Austin Hollins. Austin Hollins, Jahive Floyd karşısında. Birebir oynuyor Hollins. Geriye çekilerek el üzeri atışı isabetli Austin Hollins. İsabeti bulmuştu ve 5-0'lık üstünlüğü var maçın başında ev sahibinin. Nate Walters, Nikola Kalinic, Pierre karşısında hareketliydi. Dejan Davidovac boş pozisyonda, Kalinic var. Pot altına inen bir top daha. Perde Bartel'den içeriye devir. Danilo Bartel, ekstra pas geldi. Devin Booker smacı vuruyor. İlk kez böyle bir boşluk yakaladık. İlk defa kısa devrilme sonrası tersten çembere atağımız da sonuçlandırdık hücumu. Takım özelliğine çok örtüşen bir nokta. Oraları biraz daha iyi oynamamız lazım. Buduric 3 sayılık atışı isabetli. Kaldırdı, attı, isabeti buldu. Gecenin açılışı dışarıdan da Buduric ile geliyor Fenerbahçe Beko'da. Belgrad'da Nikola Kalinic. Nikola Ivanovic. Ve Jean-Pierre kaldı karşısında. Nikola Kalinic topuna müdahale geldi. Nando De Colo'dan zor pozisyonu isabete çevirmeyi başardı Kalinic. Nando De Colo. Nando De Colo uzak mesafe 3 sayılık atışı isabetli değil Polonara. Nefes bir takip smacı. Tüm bench ayakta Fenerbahçe Beko'da şöyle bir hepimizi canlandırdı. İnanılmaz bir smaç geldi. Sahada Şehmuz Azer. Son bir dakika. Nando De Colo. De Colo, Jean-Pierre'e yakın savunma vardı. Danilo Bartel alır almaz 3 sayılık atışı isabetli. Danilo Bartel üçlük isabetini buluyor. Farkı 1'e indiriyor De Bartel. Tekrar dışarıya açıldı. Aaron White şimdi Lazicon'u alıyor. Son 10 saniye Nando De Colo. Danilo Bartel iyi devrildi içeriye. Ekstra pas geldi Şehmuz Azer. Çok iyi bulduk. Bu kırazladığı bir pozisyon vardı. Ona benzer bir pozisyon. Mitrovic top elinde kaldı. Süre doldu. İlk çeyrek sona eriyor. Geri geldik. Son 5 dakikasında özellikle ilk çeyreğin ve Kızıl Yıldız 20, Fenerbahçe Beko 18. Euroleague'de 19. haftanın erteleme mücadelesinde ilk çeyreğin skoru. İkinci çeyrekte tekrar Lazic, Marko Guduric şimdi 4 saniye, 3 saniye elinden kaydı Guduric'in. En üzeri zorlama bir atış Marko Guduric. İsabeti buldu. Marko Guduric 26-21. Ya biraz zorunluluksan elden çıkarmak durumunda kaldığı bir top ama. Hızla hücumdalar şimdi. Nikola Kalinic. Nikola Kalinic, Jean-Pierre alçak posta onu savunuyor. Kalinic bir fake, reverse'un ardından zorladı, atışı isabetli değil. Devin Booker'dan bir rebound daha geliyor. Jean-Pierre'in hareketiyle oradan sayıyı çıkarmaya çalıştı Kalinic. İsmet karşı. 11'e 5 savunma reboundları bunlar. Jean-Pierre, Polonara şut gösterdi, kullanmadı. Marko Guduric. Austin Hollins'in yakın savunması var. 4 saniye. Guduric solundan devam etti. Marko Guduric turnikeyi bıraktı. İsabetli değil. Devamında ikincisi de karşı. Devin Booker top bizde kaldı. Akile Polonara o çembere gitti. Akile Polonara isabet gelmese de Booker sonunda, tamamladı. Sonunda. İttir kaktır tabiri caizse. Önemli olan girmesi tabii ki ama 5.sinde geldi isabet. Farkı da 3 sayı indirdik. Öyle veya böyle. 31-21'den geliyoruz. 7-0'lık bir seri. Son 3 dakikaya gireceğiz. İlk yarıda Nikola Kalinic şimdi. Nikola Kalinic. 5 saniye kaldı. Austin Hollins. Alçak posta indirdi Luka Mitrovic. Jean-Pierre'in savunması. Mitrovic dışarıya nokta bir kala pası verdi zaten. 24 saniye süresi doldu. 24 saniye süresi doldu. Top bizde kaldı. Hızlı geliyor şimdi Markovic ile Kızıl Yıldız. Stefan Markovic. Nikola Kalinic daha uzaktaydı. Markovic sağ forvetten 3 sayılık atışı isabetli. Girer girmez. İsabeti buldu o da. Markovic'in şutundan riske girdik. Vidovac'tan. De Colo. Hala 8 saniyemiz var De Colo. Güzel bir pas. Jean-Pierre'e 3 sayılık atış isabetli. Çok daha hareketli bir hücum geldi. Fenerbahçe Beko'dan fark bile iniyor. Stefan Markovic ve Kızıl Yıldız hücumu yeniden. Nikola Kalinic hareketliydi. Kalinic. Danilo Bartel. Onu savundu. Stefan Markovic solundan devam etti. Austin Hollins. Jemuz'un iyi savunması vardı. Austin Hollins. En üzeri atışı isabetli. Zor bir atış ama isabeti buluyor. Topu getiren Kalinic şimdi 10 saniye var. Diğer karşısındaydı. Markovic'e teslim etti topu. 7 saniye kaldı. Davidovac perdede. El gösteren Bartel. 5 saniye. 4 saniye Markovic'ten son anda. Dobrić'i buldu. 3 sayılık atış isabetli. Son saliseye kadar kullandılar hücumu ve Ognjen Dobrić de 3. denemesinde ilk isabetini son topta buldu böylece. İlk yarının sonunda Kızıl Yıldız 41, Fenerbahçe Beko 37. Belgrad'da erteleme mücadelesinde ilk yarının skoru değerli izleyenler. Dışarıya 5 saniye kaldı. Guduric bu kez dribling üzeri orta mesafe atışı isabetli değil. Jean-Pierre tabelayı eşitliyoruz şimdi 41-41'de. Stefan Markovic şimdi bir kez daha Kızıl Yıldız hücumu. Nikola Kalinic sahadaki beşlerinde Kuzmic ve Kalinic ikişer faulde. Stefan Markovic.
Alçak posta aldı şimdi Nikola Kalinic'i. Şampiyer iyi savunma. Marco Guduric'ten iyi yardım geldi. Devamında 5 saniye var. Davidovac zorladı içeriye. Kısa pasa gitti. Faul kararı geliyor. Devin Booker'ın bir anlık geri adım atması. Yani Davidovac'a karşı burada çok çabuk geçirmese işler çok daha kolay olacak. Devin Booker'ın da ikinci faulü. Bizde de sahadaki 5'te İsmet Guduric Booker. İkişer faulde şu an. Ognjen Kuzmic 6 sayısı var. Serbest atış çizgisinde ilkini kaçırıyor. Birçok farklı isim çizgiye geldi. Kuzmic ilk kez çizgide bu akşam. Muhtemelen az önceki pozisyonla ilgili, teknik faul öncesiyle ilgili diyalog devam etti orada. 2'de 0'ın ardından hücum faul sonrası bitirdiler yine. Çok kolay verdik. Yani 3 kişinin ya arasından. Dobrić boyalı alana indirdi topu. Luka Mitrović atışı isabetli değil. Danilo Bartel top bize kaldı. Öne geçme şansı şimdi. Nando De Colo. Nando De Colo'dan en pis bir pas geldi. İnanılmaz bir pas geldi. Fenerbahçe Reko Belgrad'da öne geçiyor. Polonara'da ikinci yarıda ilk kez sahada. İlk çeyrekte Bartel Polonara ikilisi fena iş yapmamıştı. Havlakları erken doldu bu kez onların. İlk kez böyle bir durum söz konusu. Nando De Colo. 4 saniye Nando De Colo zorladı içeriği. Nando De Colo zor bir pasta ama Danilo Bartel'e pis bir asist daha geliyor Nando De Colo. Asistleri bir bir saymaya devam ediyor. 5. asisti oldu. Bartel'e sakatlık dönüşü. Bu maçta da 13 sayıda şu anda. Bu iki isim sakatlıktan geldiler. Onların işbirliğinden gelen isabet. Nate Walters. Rütbe ile katışı isabetli Nate Walters'ın. Nando De Colo. Yine Pierre yardımda Dobrić'i aldı atacak karşısına. Nando De Colo ile katışı. Geldi be. Evet, Nando çok önemliydi De Colo. Geceye hoş geldin Nando De Colo. 56-53. 5 asisti vardı. İlk isabeti geliyor De Colo'nun. Bu sezon Dobrić 4'te 1 oldu. 56-54. Şehmus Azer'le hücumdayız şimdi. Şehmus Azer çok yakın savunuyor Lazic. Devamında Şehmus çembere gitti. Şehmus isabeti ya buldu. Spot ışıkları Nando De Colo'nun üzerindeyken o koridoru buldu gitti çembere Şehmus. Lazic iyi savunuyor. Polonara. Nando De Colo. Devin Booker'ın perdesi Mitrovic'le kaldı Nando De Colo. Fantastik bir pas geldi yine içeriye. Nando pasları çok kovalıyor. Bu sezon her seferinde yüreğimiz ağzımıza geliyor ama. Çok basit gösteriyor bir de işte evet, bakın. Evet evet. İnanılmaz bir pas yine. Bir kez daha aynı noktadayız. Şehmus Azer'le hücumdayız. Şehmus Azer, Polonara'nın açtığı alanı kullandı. Top kaybı geldi bu kez. Hızlı hücum şansı şimdi bomboş kaldı. Lazic ters turnikesi isabetli. Bu tır tersten gelmişti. Ters turnikede isabeti buluyor. Çok fazla Şehmus'un elinde. Arka arkaya 3 top kaybı geldi. Nikola Ivanović. Ivanović. Devin Booker onun savunmasında Nikola Ivanović onun üzerinden 3 sayılık ataşı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Polonara savunma reboundunu alıyor. Şimdi İsmet Akpınar. İsmet'ten Dechampierre. Dechampierre ikili sıkıştırmadan dışarıya. Akile Polonara. Marco Guduric. Marco Guduric. Botu altına Dechampierre güzel bir pas indirdi. İlk saha içi isabetimiz de gelmiş oldu son çeyrekte böylece Dechampierre'le. Kenardan Ivanović topu oyuna soktu. Ognjen Dobrić. Nikola Ivanović. 5 saniye kaldı. Davidovac 3 sayılık atışı isabetli. Davidovac yine uzaktan savun. İlk yarıda olduğu gibi hep Bartel'in üzerine kurguladıkları oyunlarla şu anda eksiltmeye çalışıyorlar. Skor bulmaya çalışıyorlar. 68-63. 4,5 dakika kaldı maçın tamamlanmasına. Bartel bir an içeride kimseyi bulamadı. Dechampierre dışarıda. İsmet 6 saniye var. İsmet Akpınar. Ivanović de birebir İsmet el üzeri 3 sayılık atışı isabetli İsmet Akpınar. İsmet. Çok kritik bir üçlük geldi İsmet'ten. Yani çok cesur bir oyuncu. Nando De Colo. Son 3 dakikaya giriyoruz. Nando De Colo. Dehay ve Floyd devrildi içeriye. Nando De Colo dipte Pierre'i buldu. Dechampierre 3 sayılık atışı isabetli değil. Floyd girdi ribanda. Son temas Davidovac. Yani 2 tane kızıl yıldızlı oyuncu vardı ama son temas Floyd'tan kararı. Sahadaki isimlerden Mitrovic'in 4 faulü var Kızıl Yıldız'da hatırlatalım. Nando De Colo. De Colo. Cehay ve Floyd'u buldu. Floyd faul. 2 serbest atış gelecek Floyd'tan. Yine çok fantastik bir deneme.
doğru olanı yaptı bu sefer. Mitrovic biraz fazla kalınca Nando De Colo'nun üstünde. Yo, perdelemeyi de iyi yapan bir Jahvi Floyd vardı. Zaten bunu yapması için Jahvi Floyd bu takımda perde sonrası net bir devrilmesi olan bir oyuncu. Önemli olan şimdi faulleri değerlendirmek. Jahvi Floyd. İlkini kaçırıyor. 14'te 10 olduk çizgide. Floyd ikinci atışı. Bu başarılı. Öne geçiyoruz 69-68. Oyuna girip skora katkı veremeyen herhangi bir oyuncu kalmadı Fenerbahçe Beko maç kadrosunda. Jahvi Floyd'un ilk sayısıydı bu. 69-68. Nate Walters, çek posta bir an boş kaldı. Davidovac bir kez daha Walters, set devam ediyor. Nikola Kalinic, el gösterdi de Champier. Kalinic zorladı içeriği, çemberin içinden. Çok zor pozisyonda bitirdi. 70-69. Hem de Champier hem Jahvi Floyd'un üstünden çok zor pozisyonda. Nando De Colo. Son iki dakika artık mücadelede. Nando De Colo. Jahvi Floyd çok hareketli hücumda, yine perdede. De Colo pasa döndü. Akile Polonara. Deschampierre. Jahvi Floyd yeniden De Colo'yu buldu. 3 saniye. 2 saniye. Nando De Colo atışı isabet mi değil? Karar değişiyor. Karışık bir pozisyonlu top onlarda kaldı. 70-69. Tempo biraz önemli düştü. Bir oyun soğudu. Önemli karar oldu. Kesinlikle, ama tam da takılmamamız gereken bir nokta. Bir o kadar da. 1,5 dakika var maçın tamamlanmasına Belgrad'da. Nate Walters'la hücumdalar şimdi. Nate Walters. Kalinic'in perdesi vardı. Nate Walters içeriği zorladı. Top kimde kalacak? Oh. Rebound mücadelesi. Ellerden. Ya, De Colo. Yani olacak en kötü yani, şey oldu. İki kişinin elinden sekti. Top kaydı gitti. De Colo'ya faul çalındı. İki serbest atış gelecek. 1 dakika 21 saniye var. Kalinic serbest atış çizgisine geliyor. Sadece bir faul kullandı bu akşam. Onda isabeti bulmuştu. İlk atışı başarılı. 71-69. İkide iki Kalinic, 72-69. Hala bir dakikanın üzerinde bir süre var. Topu getiren Nando De Colo. Nando De Colo, Akile Polonara. Marko Guduric. Marko Guduric pasa döndü, bu kır farkında değil. Farkında değil, devamında Luka Mitrovic. Çembere gitti, Pierre karşısında kaldı. Polonara, top bizde kaldı. Top bizde kaldı. Fast break'i kullanamadılar. Şimdi Nando De Colo dışarıya. Marko Guduric. De Colo. Akile Polonara, Davidovac savunmasında son anda oyunda tuttu topu. Marko Guduric. Marko Guduric 24 saniye işlemedi bu arada. Evet. Akile Polonara, Davidovac top kimde kalacak? Austin Hollins. Maç saati 45 saniye. Şimdi süre işlemeye devam ediyor. Bir türlü gidemedik çembere. Nikola Kalinic, Dejan Davidovac. 35 saniye var maçın tamamlanmasına, süreyi kullanıyorlar. Nate Walters. Nate Walters. Onlara karşısında iyi savunma. Nate Walters. 26 saniye kala farkı. 5'e çıkardı Kızıl Yıldız. 19 saniye. Nando De Colo. Kızıl Yıldız yarı sahasının ortasından topu oyuna sokuyor şimdi. De Colo, Devin Booker. Devin Booker. Marko Guduric'i bulduk. Marko Guduric 3 sayılık atışı. İsabetli değil. Devin Booker rebound aldı. Bir kez daha dışarıya. Marko Guduric. Marko Guduric. Pasa döndü. Devamında Ranko Lazic. Austin Hollins. Süre doluyor. Hiç istemediğimiz bir maç sonu. Son çeyrekte 9 sayı atabildik.